Akdeniz tam bir kaynayan kazan durumuna geldi. İşte böyle bir adadan gelerek sizlere bazı noktalarda düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'in en stratejik adasıdır. Bu neden nedir ki Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir süreç istenmektedir. Bunun için uluslararası güçler her alanda çalışma yapıyor. Hem Kıbrıs sorunu özelinde hem de Doğu Akdeniz'deki doğalgaz genelinde bunu fırsat bilen Avrupa'nın şımarık çocuğu Rumlar, Türkiye'nin siyasi anlamda sorunlar yaşadığı başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Fransa, İsrail, Mısır ve Yunanistan ile tek taraflı adımlar atmaya çalışıyor. Bizler Kıbrıs Türkleri olarak ise Türkiye'siz bir Kıbrıs olamayacağını her fırsatta dile getiriyoruz. Bunu buradan bir kez daha vurguluyorum. Doğu Akdeniz'de atılacak adımların da Türkiye'siz bir başarı elde edemeyeceğini de net olarak ifade etmek gerekir. Kıbrıs'ta sondaj gemilerimiz ve sismik araştırma gemilerimiz doğalgaz arama çalışmalarını son sürat devam ettirmektedir. Ada etrafında bir doğalgaz varsa bulacağız, çıkaracağız. Buradan Doğu Akdeniz'de görev yapan Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç'a, Yavuz'a ve Fatih'e, onlara destek veren, koruma sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve onun deniz kuvvetlerinin donanmasına buradan selam olsun. Siz orada olduğunuz müddetçe Fransa'nın Charles de Gaulle savaş gemisi de gelse bizi çıktığımız haklı dağımızdan geri çevirmeyecektir.